Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle harika bir çılbır yapacağız. İki çeşit yapacağız. Bir tanesini suda haşlayarak, birisini de yağda yapacağız. Şimdi önce suda olanı yapalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar kaynar suyumuzu şöyle döküyorum. Böyle dolduracağız. Evet, kaynar suyumuzu koyduk. Şimdi yumurtaların dağılmaması için birkaç damla sirke koyuyorum. Ben elma sirkesi damlatıyorum ve tuz ekleyeceğim. Şöyle tuzumu da serpiştiriyorum. Şimdi kaynamasını bekleyeceğiz. Daha sonra yumurtaları tek tek ben kepçenin içine alarak dağılmaması için koyacağım. Evet, kepçemizi aldık gördüğünüz gibi. Şöyle atıyorum. Hepsini bu şekilde koyacağım. Kaç tane yumurta yapacaksanız. Evet, ben 3 tane yumurta koydum. Şöyle kırdım. Direkt kırabilirsiniz. Fakat ben kepçe yardımıyla yaptım. Şimdi pişmelerini bekleyeceğiz. Biz de yumurtalarımız olurken bir kaba yoğurdumuzu aldık ve çırpıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi krema haline geldi. Şimdi pul biberle sosumuzu yapalım. Arkadaşlar şimdi tereyağı ve pul biber sosumuzu yapacağız. Ben bir kaba tereyağımı aldım ve pul biberimi ekledim. Şöyle karıştıracağım. Tamamen çözüldükten sonra, birbirine girdikten sonra altını kapatacağım ve sosum hazır olacak. Evet, sosumuz hazır. Şimdi bunun altını kapatacağım. Yumurtalarımın pişmesini bekleyeceğim. Evet, şimdi yumurtalarımızı şöyle kontrol ediyoruz. Sertleşmiş arkadaşlar. Alabiliriz yumurtalarımızı. Evet, yumurtalarımı ben koydum. Şimdi üzerlerine yoğurdumu döküyorum. Şöyle. Evet, şimdi üzerine de tereyağlı sosumuzdan şöyle döküyoruz. Enfes bir tat oluyor. İşte harika çılbırımız hazır. Çok güzel oluyor arkadaşlar haşladığınız zaman. Herkese afiyet olsun yapanlara. Şimdi diğer tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi diğer çılbır tarifimize geçelim. Yağda çılbır tarifi. Şimdi ben tavama yağımı aldım. Yağımın erimesini bekliyorum. Şu şekilde güzelce eriyecek. Daha sonrasında şöyle erirken birazcık tuz atıyorum. Ve yağım erimeye devam ediyor. Ben bu arada 3 tane yumurta kırdım bir kaba. 3 yumurtayı yağımın üzerine dökeceğim. Evet, şimdi kırdığım 3 yumurtamı şu şekilde çırpmadan direkt döküyorum. Ve arkadaşlar şöyle spatula yardımıyla şöyle dağıtacağım. Evet, gördüğünüz gibi güzelce ben spatulayla dağıttım. Şimdi pişmesini bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde pişti. Şimdi tabağıma alabilirim. Evet, şimdi yumurtamızın üzerine yoğurdumuzu yine dökeceğim. Ve sosumuzu ekliyorum. Gördüğünüz gibi şahane görüntü. Arkadaşlar herkese afiyet olsun. Çok güzel. İki tane çılbır tarifi de sizlere bugün tarif verdim. İkisi de harika oluyor. Herkese afiyet olsun arkadaşlar. Hoşça kalın.